Sen bugün biraz beyaz mısın? Beyazım ben. Genelde beyazım, beyaz ırkım. Ya bir şey söyleyeceğim, sen grip manip olma. Böyle boğazında bir kaşınma, bir şey var mı? Hı, evet, midem de çok bulanıyor ya. Eyvah, grip işte bu. H3N2 biliyorum, eve git. Durma burada, git eve git, bir yat. Yok canım, benim hastalığım daha güzel bir hastalık. Misafiriniz var. Engel olmaya çalıştım ama çok acelesi varmış. Tehdit ediyor beni. Eğer boşanma davası açarsam beni de sizi de doğduğumuza pişman edecekmiş. Ay, kocanız mı? Aslı Hanım, Aslı Hanım siz bize çay getirin lütfen. Ah, tabii. Teşekkürler. Buyurun. Buyurun, oturun lütfen. Sakin olun. Sakin olun, tamam. Buyurun. Tanıştırayım efendim. Ortağım Deniz Tunalı, Nuran Bora Yeşinsun. Evet efendim. Bir dakika, bir dakika. Kocanız sizi şimdi tehdit mi ediyor? Şey bir bey biraz, kocası. Ne bir bey ya? Böyle işlerini yasal yollardan halletmeyi sevmeyen bir bey. Ne yapacak, bize günümüzü gösterin. O ne demek ya? Allah Allah! Hanımefendi, ben sizi çatır çatır boşarım. Sıkıntı yok, size de bize de kimse bir şey yapamaz, rahat olun. Deniz'cim, istersen yasal olarak ne tedbir alırız, ona bakalım ha? Uzaklaştırma, hemen uzaklaştırma kararı çıkartalım. Uzaklaştırma falan anlamaz o. Kurtulamayacağım ben bu adamdan. Ölünceye kadar mahkumum onun o korkunç hayatına. Olur mu canım öyle şey? Mutlaka hallederiz. Durun bir bakalım. Nasıl da aşıktım ilk zamanlarda ona bir bilseniz. Aklımı başımdan almıştı. O gücü, serveti, koruyucu tavrı, sürprizleri. Ayaklarımı yerden kesmişti. Sonra ne değişti? Çok korkunç sahnelere şahit oldum. Bir canavar varmış meğer içinde. Eğer boşanma davası açarsam beni öldürebilir bile. Anlıyorsunuz değil mi? Bunların hepsi senin yüzünden. Senin yüzünden o öldüremedim. Senin yüzünden kendi ellerimle Gönle'yi o annem sümeklisine gönderdim. Senin yüzünden Ali'nin beynini dağıtamıyorum. Bunların hepsi senin yüzünden. Benden kaçma, korkma, beni bırakma diye. Benim yüzümden değil. Sen değişiyorsun. İnsan olmak istiyorsun. Git şimdi Deniz Tunalı. Benim kaç tane cinayetim var, haberim yok senin. İnsan olmakmış. Ben hayatımı temize çekme noktasını çoktan geçtim Deniz. Ben bıraksam da geçmişim benim peşimi bırakmaz. Şimdi benim bir işim var, ben çıkıyorum. Adli de Narin yanınızda olacak. O bu işte çok iyi. Çıkmam lazım, işimi halledeyim. Görüşürüz. Neredesin lan sen bütün gündür telefonun kapalı? Abi dedim ya hani hazırlıklar falan vardı. Onları halletmek için. Ali bana yalan söyleme, senin dilini kopartırım ha. Şadiye ile beraberdin değil mi? Ne işin var lan senin Şadiye ile? Lan sen ne kadar omurgasız bir adamsın lan. O kız aylarca bizim evimizde misafir kaldı. Ablası onu bize emanet etti. Sen neyin peşindesin Ali? Tatyana ne olacak hem? Abi hani gönül bu, hani laf dinlemiyor ki şimdi. Geçmiyor laf yani gönlüne. Bunu en iyi sen biliyorsun abi. Nari yenge mevzu işte. Senelerce sevdin. Şimdi en iyi arkadaşına aşıksın. Hani oluyor, oluyor. Git lan gözüm görmesin seni, kaybol. Kaybol! Boşayacaksın Irina'yı, alacaksın Tatyana'yı. İkiletme. Hadi! Zekalı doğru da söylüyor. Sen kimi tehdit ediyorsun be? Avukat bozuntusu. Ha? O diplomayı o yüzden mi aldın sen? Böyle avukat olmak için mi? Haydutların bekçi köpekliğini yapmak için mi? Aa. Narin Hanım ne oluyor? Çık çık çık. Tabii tabii. Ay korkuyorum vallahi, bu kaçıncıyı arıyorlar? Kim arıyor? Ya işte o kadının kocası, avukatı falan işte boşanmasınlar diye hep. Ha, sen elinden geleni ardına koyma, tamam mı? O sahibine söyle, elinden geleni ardına koymasın. Ayrıca ilgileneceğim ben seninle sonra. Bu sen tehditlerin hesabını var ya,
unutma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.